kim olduğunuzu ortaya çıkaracak 10 soru. Kendinizi herkesten daha iyi tanıdığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama aslında kim olduğunuzu biliyor musunuz? Belki de kişiliğinizin bazı taraflarını refleks olarak kabul etmek istemiyor ya da farkına bile varmıyorsunuzdur. Şansınıza bu test size gerçekten kim olduğunuzu gösterecek. Biz türlü eğlenceli, bilgilendirici ve faydalı videoyu olumlu baka yüklüyoruz. Yani günlük yüklemeler için abone olun ve bildirim zilini çalın. Kendini bulma testimiz 10 soru. Her sorudan sonra cevabınızı düşünmeniz için 10 saniyeniz olacak. Cevabı seçtikten sonra seçtiğinizin ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Eğer derinliklerdeki benliğinizin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız başlayalım. 10 numara. Bu resme baktığınızda gördüğünüz ilk şey nedir? Eğer ilk olarak timsahı gördüyseniz, büyük resmi gören kişilerdensiniz demektir. Yani bazen parkta bir yürüyüş ya da sabah sıcak bir bardak kahve gibi hayattaki küçük detayları atlayabilirsiniz. Fakat bunun sebebi odaklandığınız büyük şeylerdir. Objektif ve mantıklısınızdır. Risk almayı pek sevmezsiniz. Konu yeni tecrübelere geldiğinde biraz tedbirlisinizdir. Eğer önce tekneyi gördüyseniz demek ki detaycı birisiniz. İnsanlar sizi genellikle yaratıcı, özenli ve titiz olarak tanımlıyor. Aynı zamanda bazen küçük detaylara o kadar takılıyorsunuz ki büyük resmi göremiyorsunuz. Okulda veya işte kendinizi bir şeye öyle kaptırıyorsunuz ki asıl yapmanız gereken büyük olayı kaçırıyorsunuz. 9 numara. Bu resme baktığınızda gördüğünüz ilk şey nedir? Eğer gördüğünüz ilk şey yüzler olduysa, oldukça insan odaklı birisiniz. Tam bir dışa dönüksünüz. Yani enerjinizi diğer insanlarla girdiğiniz sosyal etkileşimlerle kazanmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Arkadaş canlısı, konuşkan ve genellikle tüm partilerin aranan kişisisiniz. Eğer bir şamdan silüeti gördüyseniz, daha çok içe dönüksünüz. Genellikle kendinizi düşüncelere kaptırırsınız. Ve eğer dışarı çıkmakla evde kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydınız, her seferinde ilk olarak evinizi seçerdiniz. Çok sevdiğiniz sadece birkaç yakın arkadaşınız var fakat genellikle yalnızlığı seversiniz. 8 numara. İlk olarak kime yardım ederdiniz? Eğer koltuk değnekleri olan adamı seçtiyseniz doğuştan bir lidersiniz. Düzenli, pratik ve hayatınızdaki hedeflerinize odaklanmış durumdasınız. İnsanlar sizi duygusal açıdan biraz soğuk bulabilir. Eğer ağlayan bebeğe yardım etmeyi seçtiyseniz, çok iyi empati kurabilen birisiniz. Arkadaşlarınız size tüm sorunlarını anlatır ve bu sohbetlerden sonra çözüm bulurlar. Bazen diğerlerinin duygularından çok etkilenirsiniz. Fakat insanların sizden faydalanmasına izin vermeyin. Eğer önce hemşireye yardım etmeyi tercih ettiyseniz, ciddi sorunları pek önemsemiyorsunuz demektir. Bu kadın, resimde yardıma en az ihtiyacı olan tek kişi. Yani onu seçmeniz, karşınıza çıkan şeyleri pek ciddiye almadığınız anlamına geliyor. İyimser birisiniz ve her zaman hayata olumlu bakıyorsunuz. Konuşkan, maceracı ve tasasız birisiniz. Eğer yaşlı teyzeye yardım etmeyi seçtiyseniz, yüksek ahlak kurallarınız var. Geleneksel değerler sizin için çok mühim. Yaşlılara saygı duyuyorsunuz ve bu yardımınıza karşılık veremeyeceklerini bilmeniz özverili olduğunuzun göstergesi. 7 numara. Günümüzde birçok insan mükemmeliyetçi olduğunu söylüyor ama gerçekten öyleler mi? Kendinizi test edin ve 3 şekilden farklı olanı seçin. Eğer griyi seçtiyseniz en hakiki mükemmeliyetçisiniz. Diğerlerinin tersine gri olan kare değil dikdörtgen. Diğer soruysa strese dayanıklılığınızı olduğu kadar hayatta kalma becerilerinizi de ölçüyor.
6 numara. Bir odadan kaçmalısınız ve seçebileceğiniz 3 kapı var. İlkinin ardında dolu tüfeğiyle bir keskin nişancı duruyor. Eğer ikinci kapıyı açarsanız 2 aydır beslenmemiş bir aslan bulacaksınız. Ve üçüncünün ardındaysa kontrol edilemeyen bir yangın var. Peki hayatta kalmak için hangi kapıyı seçersiniz? Deneyimli bir kişi 2 numaralı kapıyı seçerdi. Aslanların yemek olmadan bir aydan fazla dayanamayacağını bildiğinden 2 ay boyunca aç bırakılmanın hayvanı öldüreceğini bilirdi. 5 numara. Hangi kahvesiniz? Espresso, double espresso, mocha, latte, cappuccino, americano, buzlu kahve, frappuccino ya da macchiato. Eğer bir espressoysanız geleneksel ve sadeliği seversiniz. Eğer double espressoysanız çalışmak sizin için çok önemli. Azimli, sorumlu ve belki de biraz sabırsızsınız. Eğer kendinizi mocha olarak görüyorsanız, güzelliğe olduğu kadar pratikliğe de değer veriyorsunuz demektir. Eğer americanoysanız, sakinsinizdir ve duygularınızı kontrol edebilirsiniz. Tüm buzlu kahve severler, kendinden emin ve dürüstler. Ayrıca muhtemelen sıcak bir iklimde yaşıyorsunuzdur. Eğer bir frappuccinoysanız, cana yakın ve içi dışı birsiniz. Fakat aynı zamanda evde yayılıp durmak da size göre değil. Latteyseniz çok anlayışlı ama biraz da kuşkucusunuz. Cappuccinoysanız bağımsız ve mantıklısınız. Aynı zamanda biraz da hayalperestsiniz. Eğer bir macchiatoysanız sosyal, enerji dolu ve doğalsınız. 4 numara. Denizde bir dalıştasınız ve birden bir deniz kızıyla karşılaşıyorsunuz. Deniz kızının kuyruğu ne renk? Deniz kızının kuyruğu ne kadar sosyal olduğunuzu ve diğerleriyle iletişime geçme yeteneğinizi simgeliyor. Eğer kırmızı, sarı ya da turuncu gibi parlak renkli bir deniz kızı hayal ettiyseniz, bu sizin neredeyse herkesle konuşabilecek biri olduğunuz anlamına gelir. Eğer deniz kızının kuyruğu yeşil, mavi ya da mor gibi koyu bir renkse, muhtemelen biraz utangaçsınız. Arkadaşlarınız arasında çok konuşkan olabilirsiniz. Fakat birisiyle ilk tanıştığınızda tedbirli davranırsınız. 3 numara. Dalış yaptığınızda bir balık fark ediyorsunuz. Balık neye benziyor? Cana yakın ve sakin mi yoksa saldırgan ve tehlikeli mi? Balık tartışmalarla başa çıkma yolunuzu simgeliyor. Eğer aklınıza gelen balık uysal ve zararsızsa, bir tartışma anında inandığınız şeyleri savunmaktan çekinmezsiniz. Eğer balık köpek balığı gibi bir avcıysa ya da saldırgan görünüyorsa, muhtemelen tartışmalardan ve çatışmalardan çekinirsiniz. Görüşlerinizi açıkça ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. 2 numara. Yüzmeye ve su altı dünyasını keşfetmeye devam ediyorsunuz. Birden deniz dibinde muhteşem güzellikte bir kabuk buluyorsunuz. Nasıl bir şey? Kabuk çevrenizdekilere karşı ne kadar açık olduğunuzu simgeliyor. Eğer basit düz bir deniz kabuğu hayal ettiyseniz, açık ya da kapalı olması fark etmez, düşüncelerinizi ve duygularınızı insanlara anlatmaktan çekinmezsiniz. Eğer aklınızdaki kabuk karışık şekilli ya da sıra dışı bir desene sahipse, biraz daha vakur birisiniz. Hayatınızdaki olayları yabancılarla ya da eş dostla paylaşacak birisi değilsiniz. 1 numara. Son olarak dalışımızı sonlandırma vakti. Kıyıya ulaşıp kumsala baktınız. Hiç insan var mı? Kumsaldaki insanlar arkadaşlarınızı simgeliyor. Eğer kumsal doluysa muhtemelen tam bir sevgi kelebeğisinizdir. Çevrenizde sürekli arkadaşlarınız ve eşiniz dostunuz vardır. Eğer kumsalda sadece birkaç kişi varsa, çok fazla arkadaşınız olmasa da sizi neşelendirecek ve size büyük önem veren küçük fakat sıkı bir arkadaş grubunuz var demektir. Ve eğer hayalinizde kendinizi tamamen boş bir kumsalda bulduysanız, muhtemelen diğer insanlara güvenme konusunda sıkıntılar yaşıyorsunuzdur.
Gerçi arkadaşınız olmaması konusunda hiç sorun yaşamamanız da muhtemel. Kişiliğiniz hakkında yeni bir şey öğrendiniz mi? Sonuçlarınızı bizimle yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Videomuzu beğenmeyi ve kendilerini daha iyi tanımaları için arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Tabii abone olmayı da atlamayın. Ne de olsa olumlu bakta daha birçok heyecan verici şey var.